Evet, iyi akşamlar. Plajda konuştuklarımın baştan böyle bir kısa konu başlıklarını vereyim, sonra da oyunu değerlendireyim. Evet, bugün Antalya maçıyla başlayan 8 maçlık resmi 8 maçlık müsabakanın sonuna geldik. Bu 8 maçlık süreçte 4 tane maç kaybettik. Bir haftada 3 tanesini kaybettik. Bunların 3 tanesini kaybetmeyebilirdik. Ama 8 maçlık süreçte toplamda 13 ilk 11'den ortalama 7-8 tane oyuncumuzdan mağdur kaldığımız bir süreci oynadık. Bunu siz de biliyorsunuz. Afrika Kupası, 5 tane oyuncunun transferi bitmesi, sakatlarla beraber bu süreçten dediğim gibi daha sağlıklı çıkabilir miydik? Olabilirdi. Galatasaray maçı dışındakilerden kaybetmeyebilirdik. Özellikle oyuncularımızın adım adım yavaş yavaş gelmesi, Beşiktaş maçıyla değişen oyun, daha iyi hale gelen oyun, her hafta üstüne koyarak devam etmeye başladı. Bugün yani biz taraftarlarımızı üzmüş olabiliriz. Ben Trabzonspor'un taraftarının ne hissettiğini çok iyi bilen birisiyim. Onun için bazen sağduyulu insanların arayıp da destek oldukları birçok konu başlığı var. Trabzonspor inatçıdır, oy vazgeçmez. Veriler belki seni gösterebilir ama bunu sonuç olarak göstermemiz lazım. Bu süreçten geçerken tabii ki geçiş döneminden inişler çıkışlar olacaktır. Özellikle geldiğim süreçte bu takım yanlış hatırlamıyorsam 8. idi Trabzonspor takımı. Geldiğimiz noktada 25 puan topladık 12 haftada. Ulaşılabilir hedefi 2 ay evvel dedik ki üçüncülük, dördüncülük. Doğru mu? Türkiye Kupası dedik, ilk 8'in arasındayız. Her takım geçiş olarak bir takım inişler çıkışlar yaşayabiliyor. Çok kadro zafiyetleri yaşamama rağmen hep oyunun içinde 68'e 105'in içinde kalmaya özen gösterdim. Ve özellikle transfer dönemini de Trabzonspor'u çok hassas ve dikkatli düşünerekten Başkanımız Ertuğrul Doğan'la beraber hareket ederek en iyi şekilde Trabzonspor'a zarar vermeden planlamaya çalıştık. Bugün genel olarak baktığında transferin ara transferler zordur. Son gününde milyon euroların döküldüğü bir sürece Trabzonspor'a zarar vermemek için müsaade etmedik. Çok net oyuncularla da görüştük, marka oyuncularla da görüştük. Ulaşmak istedik. Geleceklerdi. Olmadı. Başkanla bu konuda yönetim kurulu ve ben günde belki 7-8 kere telefonda konuşuyorduk. Bugün bir oyuncu Thomas. Görüyorsunuz net bir şekilde takıma hem uyumu hem adaptasyonu hem geçmişi kariyeriyle katkı sağlıyor. Onun için bu süreçte Trabzonspor'u son gününde gerçek değeri paraları olmayan durumları oluşturmamak için transferimizi 4 ay sonrasına yine yoğun şekilde çalışarak, daha iyi bir takım kurarak, daha iyisini oluşturarak devam edeceğiz. Bunun da böyle bilinmesini söylüyorum. Bugün oyunla ilgili gelişen oyunumuzun son haftalardaki en domine oyunu oynadık. Hem topa sahip olarak, hem girdiğimiz pozisyonlar, kenarları kullanmak, her şeyi oyunun içinde denedik ve bunun karşılığını daha farklı da olabilir aldık. Erce iyi bir performans sergiledi. Thomas 2 haftadır bizle beraber, 2 hafta bile değil, 2 maçtır bizle beraber olmasına rağmen adaptasyonu hem savunmada hem ucumda çok önemli katkılar sağlıyor. Bardi için ayrı bir parantez açacağım. İnişler çıkışlar olabilir futbolda. Taraftarımız, ben bunu geldiğimde de söylemiştim. Ben Trabzonspor'un taraftarının ne hissettiğini çok iyi bilen ve bunu yaşayan, gerçekleştirmiş bir ekibiz. Ama oyunun içindeki protestolar hiçbir zaman performansı geri getirmeyecektir. Bunu net bir şekilde. Benim de getirmeyecek performansını ben çocuğumdan geri alamıyorum. Tabii ki eleştiri olacak. Buna %100 katılıyorum. Bardi transfer teklifi Avrupa'dan almasına rağmen takımın bu durumda sıkıntılı sürecinde yardımcı olmak istedi. Ve bugün itibariyle de performansı son derece iyi. Ona teşekkür ediyorum. Bir parantezde Hatay için. Volkan Demirel için. 6 Şubat o süreci orada yaşamış ve takımının sonuna kadar sahip çıkmış. Bugün belki şehrinde oynayamıyor. Belki antrenman sahası bir saat bir yere gidiyorlar, geliyorlar. Bir şekilde lige çok önemli renk katıyorlar. Karşılıklarını da alacaklarını düşünüyorum. Hem de antrenör olarak da önemli bir çizgi çiziyor Türk futbolunda. Futbolcu olarak
katkı sağladı. Teknik adam olarak katkı sağlayacak. Hatayspor'a da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Şimdi biz rakibe göre opsiyonlar çıkartıp ona göre çalışmalar yapıyoruz. Burada süreç yani işte Ahmet çıktı, Mehmet girdi, Benkoviç, Rayan oynadı. Bunu yok onlar oynamaz, bunlar çıksından değil, bir organizasyonu çok tekrar gerektiren bir şeydir. Bugün biz rakibe göre, bizi karşılamalarına göre üçlüyü nasıl kuracağız, nasıl yaygında kalacağız? Bekleri bazen iç koridorda, bazen dış koridorda kullanmak önemli olduğunu, özellikle merkezde Diamond pozisyonunu nasıl alacağız? 3-1-6'yı nasıl şey yapacağız? Burada sabır çok önemli. Yani topa sahip alıp tekrarlı hücumlar yapabilmek son derece önemli. Merkezi çünkü kapalı ve buradan geçiş yapan bir takım. Oraya oynamamak önemli. Bu bugün itibariyle oyuncuların bunu sonuna kadar son derece oyunun içinde sadık kalarak, plana sadık kalarak uygulamaya çalıştılar. Geçen haftaki kupa maçından sonra ki hani bazen maç 2-0, 3-0 kazansan geri dönüşü bu kadar iyi olmaz. Son dakika son dakika olması gruptaki enerjiyi yukarı çıkardı. Fernandez'le ilgili soracak olursanız, bugün neden öyle oldu da sorarlar çünkü. Mendy niye oraya geçti gene diye sorarlar. Onu da söyleyeyim. Bazı teknik adamların bazı düşünceleri ve uyguladıkları vardır. Fernandez sakatlanmadan götürmek istiyoruz. Kendisi hafif bir ayağında ağrı oldu. Devre arası söyledi bunu ama biraz daha devam etmek istedi. Ve biz de o süreyi ona verdik. Sonra işaret etti, çıkmak istedi. Ben teknik adam olarak mecbur kalmadıkça dışarıdan soğuk oyuncuyu stoper olarak savunmanın içine sokmam. Mendy de bunu bizde oynayan bir oyuncu olduğu için ve bence de orayı da çok iyi oynadı. Bu böyle bilinsin. Soğuk oyuncunun dışarıdan girmesi savunmanın merkezine, bir teknik adamların çoğu da böyledir, tehlikeli olabileceğini düşünürler. Mendy'yi oraya çekmemiz, sıcak oyuncuyla, hani oyundaki 60-70 dakikadaki sıcak oyuncuyla devam etmemiz bizim için önemliydi. O kararı da ondan dolayı bir hatırlatayım size dedim.